İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak 3. toplantı seçimleri öncesinde. Batı Ermenistan'ın evlatları Mıkhitar Galeyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Overçuk Kuzey Güney Projesi hakkında konuştu. Doğu Ermenistan'ın nihai bir konumu yoktur. Ermeni kimliği Fransa Kültür Bakanı, Fransa Arçak'taki kültürel mirasın uydu fotoğraflarından oluşan bir beri tabanı oluşturdu. Doğduğu Parbi köyünde Gazar Parbetsi'ye adanan bilimsel konferans. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtarak gözlemcilerinden ve potansiyel seçmenlerinden adaylarımıza onların biyografilerine ve Ermenistan devletinin güçlenmesine yönelik yürüttükleri faaliyetlere daha fazla dikkat etmelerini ve oy vermelerini istiyor. Kampanya sonuna kadar yani 15 Kasım 2023'e kadar televizyonumuz her gün milletvekili aday adaylarının kısa verilerini sizlere sunacaktır. Daha fazla ayrıntıyı web sitemizin sayfasında bulabilirsiniz. Aramaz Abgaryan Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. Toplantı Seçimlerinde Milletvekili Adayı Şant Yergatyan, Batı Ermenistan 2. Toplantı Milletvekili ve 3. Toplantı Adayı Hugas Babayan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. Toplantı Adayı Arek Pilvankyan, Batı Ermenistan 2. Toplantı Milletvekili Arek Karsanyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. Toplantı Milletvekili Adayı Sarkis Naroyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 2. Toplantı Milletvekili Mıhitar Galeyan 17 Ağustos 2000'de doğdu. 2006 yılında Ovanes İsakov adlı 132 nolu ilkokula gitti. 9. sınıfı bitirip 149 nolu liseye girdi. 2018 yılında üniversitenin siyaset bölümüne kabul edildi ve 4 ay eğitim gördü. 17 Ocak 2019'da askere alındı. Arçak'ın Hadur şehrinin askeri birliğinde görev yaptı. Çocukluğundan beri bağımsızlığı seviyordu. Doğası gereği bir liderdi, arkadaş canlısı, neşeli, sıcakkanlı, kararlı biriydi. Üniversiteye bedava girme hedefini koymuş ve bunu da yapmış olduğunun kanıtıdır. Askerlik hizmeti sırasında hiç şikayet etmedi. Onun için her şey yolundaydı. Savaş sırasında bile hep böyle cevap verdi. Savaş alanında cesurdu. Komutanı Albert Haçadıryan'ın şehit düşmesinden sonra savaşı kendisi yönettiği tüm zorlukları kendi üzerine aldı. Kahramanlaşan her askerin ismiyle birlikte kahramanlıklarına dair hikayeler de duyuluyor. Şiddetli çatışmalar sırasında geri çekilme emrini duyan Mıhtar ve arkadaşı Hayk, yaralı arkadaşlarını kurtarmak için geri döner ve canları pahasına, kendi bedenleriyle arkadaşlarını korur ve kurtarır. Sasun katliamları Artsakan Gazetesi'nin sayfalarında gazetenin muhabiri Garin'den gönderdiği yazılarla haberleştirildi. 9 Eylül'de yayınlanan Artsakan Gazetesi'nin muhabirinin 25 Ağustos'ta gönderdiği yazıda ayaklanmanın nedenleri ve Sasun kuşatması hakkında kısa bilgiler veriliyor. Sasun halkının hükümetine ödemesi gereken vergiler uzun süre bedavaydı. Bu nedenle Koçarı Kürtlerinin önderlik ettiği yerel şartları, yolları, kanyonları bilen bir grup 300 kişi ve silahlı asker gönderdi. Sasun'un Ermeni nüfusu bu olgunun iç kötü niyeti açılan bir kapı olduğunu fark ederek davetsiz ve yozlaştırıcı misafirleri özgür topraklarından kovmaya çalıştı. Nordar gazetesi Sasun katliamlarına biraz daha geç ve daha az yer verdi. Sasun'dan ayrılan bir gencin aktardığı bilgilere dayanılarak ilk kez Nordar dergisinin 14 Eylül sayısında Sasun olaylarına değiniliyor. Nordar'ın 1 Kasım sayısında yayınlanan yazıda muhabir 22 Ekim'de Konstantinopolis'ten materyal göndermişti. Detaylı olmasa da Sasun'daki durumu ve ayaklanmanın nedenini anlatıyor. Sasun isyancılarına karşı güçlü önlemler planlandı. Yani yöneticilere karşı hoşnutsuzluğunu silahlarla ifade etmeye cesaret eden çalkantılı tabaya karşı mutlak bir savaş planlandı. Doğu Ermeni dergileri genel olarak Sasun olaylarının nedenleri konusunda objektif değerlendirmeler yapıyor. İlk olarak Murç ve sonra da diğer gazeteler Sasun'da ortaya çıkan olayların gerçek nedenlerini tartışıyor ve sunuyor. Bununla birlikte Osmanlı hükümetinin tartışılan konudaki eylemlerinin ana hedeflerinin açıklanmasını da birleştiriyor. Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru projesi kapsamındaki Zangezur bölümü Doğu Ermenistan'ın nihai bir pozisyona sahip olmaması nedeniyle şu anda değerlendirmeye alınmıyor. Interfax'ın haberine göre, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk gazetecilere bu konuyu anlatarak Doğu Ermenistan'ın meri üzerinden yol inşa ederek Kuzey Güney projesine katılması konusuna değindi. İran topraklarını Rusya'dan tahıl ihraç etmek için kullanmayı teklif etti. Doğu Ermenistan artık Kuzey Güney Koridorunun bir parçası değil. Overchuk Meriden geçmesi gereken yol konusunda henüz nihai bir pozisyona sahip olmadıklarını söyledi. Ona göre Kuzey-Güney projesi çerçevesinde normal etkileşim oluşuyor. Alexey Overchuk, Doğu Ermenistan'ı geçip İran topraklarından geçerek çıkışı Türkiye sınırı olan Nahçıvan'a giden bir yol inşa etme seçeneği Sünik'ten geçen yoldan biraz farklı uzunluktadır. Rusya Başbakan Yardımcısı Ermeni topraklarından geçen demiryolunun benim bildiğim kadarıyla 42 kilometre, İran topraklarından geçen demiryolunun ise yaklaşık 50 kilometre olacağını tahmin ediyorlar. Bütün fark burada. İki köprü ve iki versiyonda da 8 kilometre 1520 yol diye açıkladı. Doğu Ermenistan hükümetinin bölgedeki tüm iletişim engellerinin kaldırılmasından yana olduğunu, ancak koridor mantığına kategorik olarak karşı olduğunu ve tüm yolların içinden geçtiği devletlerin yetkisi altında işletilmesinde ısrar ettiğini belirtmek gerekir. Ermenilerin ve Ermeni dilinin kökeni konusunda bugüne kadar mitolojiden, dil bilime kadar çeşitli bilim dallarından alınan gerçeklere dayanarak çok çeşitli görüş ve hipotezler ortaya atılmıştır. Çalışmaların birçoğunun söz konusu sorunların çeşitli disiplinlerden gelen veriler bir araya getirilerek tartışıldığı için çok yönlü olduğu da düşünülebilir. Ermenice'nin doğası gereği Hint-Avrupa dili olduğu ve bu dili konuşanların Hint-Avrupa kabilelerinden olduğu dil bilimi ve diğer ilgili bilimler tarafından uzun süredir kanıtlanmıştır ve Burada herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Aynı zamanda Hint-Avrupa dil biliminin başlangıcından bu yana Hint-Avrupalıların ana vatanı veya Hint-Avrupa ortak başlangıç dil sorunu çeşitli araştırmacılar tarafından yalnızca Hint-Avrupalıların ve proto-Hint-Avrupa dillerinin değil, aynı zamanda bireysel kabile dillerinin ve bunları konuşanların kökeni ve oluşumu tartışılmaktadır. Ayrıca Hint Avrupalıların Küçük Asya kökenli olduğu hipotezinin bugün daha olası kabul edildiğine ve bunun yeterince kanıtlandığına inandığımıza ve hatta Avrupa kökenini Hint Avrupalılara hafteden geleneksel bakış açısının destekçilerinin bile bu konuda hiçbir fikrinin bulunmadığına dikkat edilmelidir. Anlaşmazlıklar esas olarak Hint Avrupa kabilelerinin Küçük Asya'nın hangi bölgesinde ilk kez yaşadığı sorusuyla ilgilidir. Şunu da belirtmek gerekir ki Batı Anadolu'yu ya da Ermeni platosunu kapsayan toprakları işgal ettikleri görüşünün bugün aramızda daha kabul edilebilir olduğu düşünülürken bu görüş pek çok yabancı bilim insanı tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. 20. yüzyılın başında Nostratik dil bilim olarak adlandırılan dil biliminin kurulmasından sonra daha önce Küçük Asya'nın güney bölgelerine yayılmış olan Hint Avrupalıların, Hint Avrupa olmayan özellikle Sami, Kafkas ve Ural dilleriyle birlik oluşturmuş, daha sonraları ise ayrılarak kuzeye taşınmıştır. Fransa Kültür Bakanı Rima Abdulmalak, basın toplantısında UNESCO'ya arsa topraklarını fiziksel olarak ziyaret etme izni alabilmesi ve Ermenilere ait tüm tarihi ve kültürel değerlerin tespit edilip kayıt altına alınabilmesi için resmi bir talepte bulunduk ifadesinde bulundu. Bakan Malak, Uluslararası Çatışma Bölgelerinde Mirasın Korunması İttifakı'nın Genel Müdürü Valeri Frelan'ın da heyetinin bir parçası olarak Doğu Ermenistan'da bulunduğunu belirtti. Fransa Kültür Bakanı Rima Abdulmalak, Alıf şirketi çeşitli uydu görüntülerini fotoğraflamayı başardı ve geriye kalan her şey ve bunların ne durumda olduğu, yani örneklerin çarpık durumu hakkında bir veri tabanı oluşturdu. Fransa bunu Alıf'ın yardımıyla yaptığı dedi. Doğu Ermenistan'ın Arakazot'un valiliğinin çalışmalarıyla bölgedeki bilimsel yaşam da canlanıyor. Bugün Parpi Köyü'nde 5. yüzyıl Ermeni tarihçisi ve vakanovis Gazar Parbetsi'ye adanan bilimsel bir konferans düzenlendi. Etkinlik Gazar Parbetsi'nin adını taşıyan okulda gerçekleşti. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Dil Bilim Fakültesi öğretim üyeleri temsilcileri adı geçen tarihçinin eserleri, edebi eserlerinin özellikleri ve değeri hakkında bilimsel raporlar sundu. Katılımcıları selamlayan Arakadrodun Bölge Valisi Sergey Mofsisyan, Parpi'nin aynı zamanda yaşadığı ve çalıştığı kendi köyü olduğunu gururla vurguladı. Konferansların düzenlenmesi, çalışma Yönlerimizden biri haline geldi. Ünlü kişilerin yaşam ve faaliyetlerinin bilimsel düzeyde ele alınması ve yaygınlaştırılması, bölgedeki bilimsel yaşamın canlandırılması ve bilimsel düşüncenin geliştirilmesi dahil olmak üzere bölgeyle ilgili konuları vurguluyoruz diyen bölge valisi konuşmasında bilim insanlarına ve emekleriyle bilimsel konferansa hayata geçiren eğitimcilere teşekkür etti. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'nin akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı Mariam İspiryan da hoş geldin konuşmasında bulundu ve ana vatanında Gazar Parbetsi'ye adanan bilimsel konferansın tavsiyelerini vurgulayarak Arakatodun bölgesi ile işbirliğinin sürekli olmasını umduğunu ifade etti. Aralarında Filoloji Fakültesi Dekanı Profesör Aşot Kalısyan'ın da bulunduğu, Gazar Parbetsi'nin eserlerinin dil özelliklerini yansıtan ve Bunları eski Ermenice'nin bilimsel tanımını tamamlayan grapar anıtsal eserleri olarak inceleyen 6 rapor vardı. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi temsilcileri Hazar Parbeti'nin eserleri koleksiyonunun birkaç kopyasını valiye ve Parbi Ortaokulu'na takdim ettiler. Konferansa katılanlar Antik Parpi köyünün turistik yerleriyle tanıştı. Hazar Parbesi'nin heykeli önünde çiçek koyarak saygı duruşunda bulundular ve Surp Krikorlu Savuruş Kilisesi'ni ziyaret ettiler. Batı Ermenistan hükümeti Ermeni halkının tarihini ve kültürünü öne çıkaran benzer etkinlikleri memnuniyetle karşılıyor. Bu etkinlik pek çok ulus ve kabilelerin yoksun olduğu Ermenilerin yerleşmesinden ve asırlık kültüründen bahseden yazarın adını taşıyan okulda düzenlenmiş olması nedeniyle iki kat değerlidir. Kimliğimizle, dünya kültüründeki mirasımızla ve Ermenistan'ın dünyanın her bölgesinde zengin olduğu eşsiz yüzüyle gurur duyuyoruz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Gaya Arzumanyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hay Zimbor adlı eseri sunuyoruz. Դերով ապրացim հայրենի Տարապանքը քո ունի տահի Եշտամու հետ օկոքի ապրացու հալածած Օղը քո կյանքի գնոպա Եշտամու հետ օկոքի ապրացու հալածած Օղը քո կյանքի գնոպա eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.